Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Zargın Avına geldim. 40 gram top kullanacağım. Ve arkasına 1 metre misine yapıyorum. Kısa pala bir iğne. Görüyorsunuz. Yemim. Her zaman görmüş olduğunuz gibi balık kullanıyorum tekrar. Parlak balıkların hepsi oluyor arkadaşlar. Yani o bu diye bir şey yok. Buradan şöyle geçirin. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ve ilk atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kesin çözüm diyorum arkadaşlar. Zargan avında %100 çözüm alacağınız bir olay. Ve daha irilerini yakalayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede canlı balık varsa likkoz olsun, gümüş balığı, yavru kefal sırtından takın. Aynı sistem. Bırakın. Kesinlikle affetmeyecektir. Ve ilk atışımı yapıyorum arkadaşlar. Çok da uzağa atmadım. Makinenin ağzını şöyle açık bırakırsanız balık alıp 3-4 metre gitmesi lazım. Yani yoksa balık ağzından iğne çıkar. İnşallah güzel av olur. Size de güzel bir yapış olur. Bugün tek başıma geldim ava. İnşallah balığın bir tanesini de burada yiyeceğim. Kara tavayı yakacağız bugün burada. Tavamı getirdim. Yağını, mısırını getirdim. Bugün farklı bir balık yapacağım. Evet arkadaşlar, aldı. Saldım biraz, gidiyor. Ve kapatıyorum. Aldım arkadaşlar. Çok büyük arkadaşlar. Evet. Siftah yaptık. Çok güzel bir boya aldım. Şöyle görün arkadaşlar. Şuraya bakın. Harika bir balık. Tamamen yutmuş. İğneyi de zedelemiş zaten. Bu iğneyi, misineyi tekrar kullanmayacağım. Balık kaçırmak istemiyorum çünkü. İğneyi çıkartıp yeniden bir tane misine bağlayacağım. Tekrardan ava devam ediyorum arkadaşlar. Herkese rastgele ediyorum arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Arkadaşlar çok böyle vurmayı kestiğinde böyle yavaş yavaş yeme hareket ettirirseniz daha iyi verimli olacaktır. Şu an aldı. Anlatırken aldı. Çok güzel. Uygulamalı bir şekilde
gösteriyorum şu anda size. Kalbim temiz ya. Tam anlatırken. Allah 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 Allah. Çıktı. Bir sinek koptu. Makinenin geri sarma şeyi kırılmış. O yüzden makineyi değiştirmeden geldim. Ve çok güzel bir zargana daha aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse gidiyordu. Son anda yakaladım. Evet arkadaşlar, bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir tane zargana yakaladıysanız yeminiz çok demektir. Yani yeminiz kesinlikle bitmez. Kendim şu an bir tane balık getirmiştim. Şu an zarganadan kuyruğundan keserek yem sorununu çözdük. Devamlı bu şekilde avlayabilirsiniz. Zarganın kendi etiyle balığı yakalayabilirsiniz. Ya bunu da belirteyim diye söyledim. Yani unutmadan hatırlatmak istedim. Balık biraz nazlıydı. Bir saat, iki saat bir yani beni uğraştırdı. Hareket ettirdim falan. Yani... Şimdi bekleyerek av yapabiliyorum yani. Şu an alması gerekiyor. Her an alabilir arkadaşlar. Hiç oynatmıyorum. Kendisinin almasını bekleyeceğim. Almazsa... çok ufak bir sarım, ufak ufak sarımlar yapacağım. Evet arkadaşlar, bir tane daha aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkese rastgele diyorum. Evet arkadaşlar, son balığımı yakalıyorum ve bugün buraya balık yemeye geldim. Kara tavayı yakacağız bugün burada. Bugün hava tek geldim. Karnım da acıktı. Bir tane daha yakalayacağım. Bırakacağım. Hafif bir yemeği hareket ettiriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Günler zaten kısa.
aldı arkadaşlar. Makineyi açtım ağzını. Gidiyor. Kapatıyorum. Ve yakaladım arkadaşlar. Çok güzel bir boy. İşte budur. Arkadaşlar. Olay bu. Gördüğünüz gibi iğneyi tamamen yutmuş. Geçen avımda yapmış olduğum bekleyerek av yapmıştım. Bu avımda çok hafif hareket ettiriyorum. Balık daha cezbedici oluyor. Normalde hareket ettirmenize gerek yok. Dalga olduğu sürece yeterli. İnşallah herkese nasip olur. Size balıkları şurada çekeceğim tekrardan. Evet arkadaşlar, çok güzel balıklar aldım. 4 tane. Bir tanesini burada temizleyip yiyeceğim. Geri kalanı da eve götüreceğiz. Herkese rastgele diyorum arkadaşlar. Galatava yansın bugün arkadaşlar. Balığımı temizleyeceğim. Orada zaten birazını kullandım. Kuyruk kısmından. Balığımı da temizleyip size göstermek istiyorum arkadaşlar. Öyle balıkta zaten pul olmuyor. Şöyle arkadaşlar. İnce uzun yarıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar içine hepsi bu kadar arkadaşlar. Balıklar yesin onu da. İnşallah güzel çıkıyordur arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Çok da halka halka.
Şimdi tuzlayıp şöyle görün arkadaşlar. Halka halka yaptım. Mısır unu yapacağım. Ve afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tuzluyorum. Mısır unu getirdim evden. Sadece bu balığı yemek için. Şöyle görün arkadaşlar. Kızardığında mükemmel bir şey çıkacak ortaya. Bundan eminim. Balıklarımız hazır. Ateşimi de yakacağım. Ve afiyetle yiyeceğim. Karnım da çok güzel bir şekilde acıktı. Evet arkadaşlar, yağımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar, yağım ısındı. Balıklarımı bırakacağım. Felaket bir şekilde acıktım. Yani anlatamam. Bir tava balık yiyeceğiz herhalde. Rahat rahat yiyelim. Nar gibi kızardı. Görüyorsunuz. Bildiğiniz nar.
balıklarımı alayım. Yok böyle bir şey. Şöyle görün arkadaşlar. Bugün oğlanı getirmedik yanımızda. Mükemmel olmuş. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Herkese rastgele ediyorum arkadaşlar. Balıkları da görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde yaptım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar.